Merhabalar, ÖABT sınavına kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki pazar günü sınava girip bu ilki KPS defterini kapatmış olacaksınız. Peki sınava yaklaştıkça kaygı düzeyinin artması normal midir? Tabii normaldir ama aşırı kaygılanmak ya da aşırı strese girmek anormal bir durumdur. Peki bizdeki stresin ya da kaygının oluşmasının sebebi ne olabilir? Tabii ki bunun iki sebebi var. Birincisi toplumsal baskı, Aile baskısı, çevrenin baskısı, eşinizin, dostunuzun baskısı. İkincisi ise alımların az olması. Şimdi bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu, pazar günü, ÖABT sınavı yapılacak. ÖABT tarihçi konuşuyorum. Ve yüzlerce okul açılacak değil mi? Adaylar sınava girsin diye. Peki ne kadar alım olacak? Belki sadece bir okul kadar alım olacak. Yüzlerce okulda İnsanlar sınava girecek ama sadece bir okul kadar alım olacak. Bu da kaygın artmasına neden oluyor. Peki siz başarısız sayılırsanız yani istediğiniz kontenjana girmezseniz başarısızlığın sebebi siz misiniz? Tabii ki de siz değilsiniz. Çünkü atama yapan kontenjanı belirleyenler başarısızdır. Onlar az alım yaptığı için siz başarısız kategorisine giriyorsunuz. O yüzden kendinizi sakın suçlamayın. İkinci bir husus ise e, sınav öncesinde ÖABT netlerinizin düşeceği e, korkusu. Yani deneme sınavına giriyorsun 60'ın üzerinde net yapıyorsun 61-62 net ama şöyle bir korkuya kapılıyorsun. Hocam ben ÖABT'de sınav esnasında e, daha düşük net yapacağım korkusuna kapılıyorum. Düşüncesiyle hareket ediyorsun. Öncelikle bu e, tamamen olumsuz senaryoyu düşünmekle alakalı. Siz beyninize olumsuz mesaj iletirseniz beyin onu algılar. Ama olumlu mesaj iletirseniz beyin onu algılar. Ve bu süreçte olabildiğince beyninize, bilinçaltınıza olumlu mesajlar iletin. Neden kötü senaryoyu düşünüyorsun hocam? Sen denilen sınavını 60 net civarını yapıyorsan sen zaten belli bir eşik noktasına gelmişsin artık. Pişmişsin artık. Yani bardağı dolu tarafından bakmaya çalış. İyi yapıyorsun. Netlerin 60'a yakınsa iyi yapıyorsun hocam. Ya da 57-58'lerdeysen. Çünkü hocam e, sınavda sen... Kötü yaparsan yani netlerin 55 olursa ya da 57-58 olursa e, bunun iki sebebi var. Birincisi ya sınav esnasında çok heyecanlanmışsın yapamamışsın bildiğini karıştırmışsın. Ya da sorular çok zordur. Hocam şimdi birincisi için zaten yapacak bir şey yok. Ama ikincisi için söylenecek çok güzel şey var değil mi? Yani başarısız olursan herkes başarısız olur. Sen o sınavda başarısız olursan netlerin düşük gelirse herkes için düşük gelir. O yüzden olumsuz senaryoyu çizmekten uzaklaştır beynini. Beynine olumlu mesajlar ilet değil mi? Atandığını hayal et. Çocuklarına zaman ayırdığını hayal et. Çocuklarına ailene sarıldığını hayal et. Son model bir arabayı aldığını hayal et. Güzel şeyler hayal et. Öğrencilere, öğrencilerine kavuştuğuna hayal et. Onların gözlerinin içine baktığını hayal et. Beyne bu şekilde mesaj vermeye çalış. Ve bu süreçte olabildiğince olumlu düşünün. E, siz ee, zorlu bir süreçten geçiyorsunuz, sizi anlamayan insanlar var ve sakın ola kimseye hesap verme zorunluluğu içerisinde kendinizi hissetmeyin. Bu yola çıkarken e, herkesin yanınızda olacağını düşünmüştünüz ama öyle değil, yalnızsınız. Siz masanızın başına geçip saatlerce, günlerce ders çalıştınız, o sınavın başına geçmeyen insanlar sizi anlamaz. Milli Eğitim Bakanı bile sizi anlamaz. Milli Eğitim Bakanı'nın başka sorunları vardır. Maliye Bakanı'nın başka sorunları vardır. Sizin masanızda yalnız bir şekilde oturup ağlayıp gözyaşı dökmeniz onların hiçbir zaman umurunda olmaz. Onların umurunda olan şey işte e, okullar açılacak. Şu kadar öğretmen alımı yapılacak. Çıkıp televizyonlarda, e, reklamlarda orada burada çıkıp ne yapacaklar? Kendilerini övecekler. Şu kadar alım yaptık diye övünecekler. Peki alımların olması adaletli midir? Tabii ki adaletli değil. O yüzden kendini başarısız hissetme. Kendini olumsuz senaryoya hazırlama üstesinden gelebileceği cesaretini göstermeye çalış bu süreçte. hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah sınavda istediğiniz neti yapıp bir an önce öğrencilerinize kavuşursunuz.